Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Ne güzel demiş tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden, aynı zamanda bir alim olan Yunus Emre. Ali dedemiz eşinin ölümüyle yıkılmış, kalbinde evlatlarına duyduğu kırgınlıkla düşmüş yollara. Vallahi kurbanı bir esmerlik yaptık. Çobanlık yaptık, ağalık da yaptık. En son huzur evine düştük. Allah'ı bilmedik hanımın. Nasıl bilmedik? Evvelden babamızın, anamızın yanında aile sahibi olamıyorduk. Ben ailemin, çocuklarımın adını almadım anamı babamın yanında. Bu kadar eskiden saygı vardı. Neler çektik o günler, keçe kurban olayım o günlere. Yine de ben öldüğüm zaman göçmeye yazdırdım. Belmeket istiyorum, benim cenazem oraya götürün dedim. Hayatı adeta dantel gibi ilmek ilmek işlemiş. Varlığı da darlığı da yaşamış Ali dedemiz. Toprağımız köylerde yoruldu ya, canımız köy istiyor. Bana Ankara'yı şimdi verseler, köyü de verseler ben köy isterim. Allah hayırlısını versin. Allah devlete zeval vermesin. Devlet olmasa biz nerede kalırız? Buraya geldik, böyle bir şey görmedik. Buraya geldim, ailem ölünce gelin ayağı ayağımın üstüne atıyor, karşıma oturuyor. Ben buna dayanamadım işte. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Ali Pekesen. Kırıkkale'nin Delice kazasının Hamisberi Çatalı köyündenim. İreçberlik yapıyorduk, bağcılık yapıyorduk. Çocukların yüzünden düştüm. Çocukları havale ediyorum ben. Cenab-ı Allah yaşadığımızı. Şimdi bu burnumdan geliyor Ali yaşadığım. Çok güzel yaşadığımızı. Fakat kompariye düştüm. Ona yanıyorum işte. Allah hayırlısını versin. Çok üzülüyorum. O çocukları Allah'a havale ettim ben. Allah çoktu. Çok değerliydim. Çok. 500 davar vardı. Çok değerim zorluydu. Allah hayırlısını versin. Bilemiyorum. Hanım ölünce bir evlendim. O da evi topladı gitti. Ondan sonra çocukların yanına geldim. Çocuklar beni hiç tanımıyor. Gelin hiç tanımıyor. Ayağı ayağımın üstüne atıp karşıma oturuyor. Ben buna dayanamadım. Geldim huzur evine yattım. Allah devlete zeval vermesin. Bu kadar babam. Ne yapak başka? Allah'ın emrinin altında yaşıyor. Canınız olsun. Siz de geldiniz. Ali amcam, böyle şunu da yapmasaydım keşke diye bir düşündüklerim var mı? Yok, yaptığım iyi oldu. Ha, burnumdan geliyor şimdi. Niye? Bir kötülük yapmadık ki. Hep hürmetle yaptık. Kötülük diye bir şey yapmadım çok şükür. Şimdi mal varlıklarınız var mı? Şimdi bir şey yok. Şimdi hiçbir şey yoksa da bir arazi var. Köyde ev var, veren oldu da. Allah ailesine versin. En çok aileyi ne dağıtıyor Ali amca? Efendim? Ailenin dağılmasına en çok ne sebep oluyor? İşte bu çocuklar sebep. Bir biladeden ayrıldık. İki kardeşiydik. Bir de çocuklar evi bıraktı gitti. Karı da öldü. Ben yalnız perişan oldum köyde. Ne bileyim ben, ne anlatayım. Çok işte bizim yerimiz orman idi köyden üst tarafı. Onun için bunları andığım bile uyuyamıyorum. Kahve yemediğime dua ediyorum. Allah hayırlısını versin. Sizin gibi dostlar geldi. Demek sizler de göreceğimizdik burada. Yani gördük. Mal da yalan, mülk de yalan. Hepsi yalan, hepsi. Dünya, ahir yalan. Allah razı olsun. Siz de geldik, görüştük. Ahbap olduk, tanıştık. Ne yapayım? Eskiden dostlar çok muydu? Kimlerle dostluklarınız vardı? Şimdi dostlar vardı? Hiç kimse kalmadı dostlar. Hiç kimlerle kimse gelmiyor. Kimlerle dostluklarınız vardı Ali amca? Çok. Ben Aksa'ya Delice'ye gelir, hakim savcının çok uğraşırdım ben. Hani çok ahbabımdı onlar. Buradaymış birisi, geçen savcı benim damattan adresimi almış, yanına geleceğim demiş, gelmedi. O davarmaz zamanı geçti, yediği zamanlar. Gelir mi şimdi? Gelmez. Gelirken bir kilo bir şey alacak. Gelir mi? Kurbanım böyle işte. Böyle uğraşıyor, ne bileyim, Allah hayırlısını versin, Allah iman Kur'an versin. Başka bir şey diyemiyorum. Evlatlar arıyorlar mı? 6 aydır hiçbiri, 5 senedir hiç aramıyor, 5-6 sene oldu.
Büyük oğlan hiç aramıyor. Küçük üç ayda da küçük aramıyor. Onları Allah'a havale ettim, çok beddua ediyorum onlara. Gelmiyorlar yanıma. Eşiniz ölünce her şey bitti herhalde Ali amca. Bitti yani, ne olacak? Aile ölünce her taraf bitti arkadaş. Allah başınızı bozmasın. Ama gerisi ya ailen ölüyor ya sen ölüyorsun. Kalan perişan oluyor. Şimdiki gelinler de horsunuyorlar. Kaynanayı kaynatayı çekmiyorlar. Şimdi biraz da gençler kusura bakmayın. Gılıbık oluyor. Neyse. Allah hayırlısını versin. Rahat mı? Alışabildin mi buraya alemde? Allah devlete zavallı vermez. İyi kişinin iyi. Hürmetimiz de iyi. Arkadaşlarımız da iyi. Herkesten iyi geçiniyor. Havamız da iyi maşallah. Kurban olduğum Cenab-ı Allah adamı her taraftan daratmıyor. Bir yandan bir kapı açıyor. Neler konuşuyorsunuz burada arkadaşlarınızla? En çok nelerden bahsediyorsunuz? Vallahi eskilerden bahsediyor. Eskiyi bahsedince ben gece uyuyamıyorum. Kafayı karıştırıyor. Hemen orayı bırakıyorum ben. İçi boş boğazlığa bırakıyorum. Ne yapayım? Zor, çok zor. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Kurban olduğum Allah. Hani bir kimsenin ayıp olmasın, çok kaba konuşuk, ırzına bakmadık. Bir kimsenin malında, canında gözümüz olmadı ama düşmana da boyun vermedim. Düşmana da dik durdum yani. Aile hayatını özlüyorsun değil mi Ali? Ya, o kurban olduğum köyde olaydım şimdi ben de. Ankara'yı bana verse ben ne yapacaktım Ankara'yı? Köye kıymet yetmez kurbanım. Hani biz orada yorulduk, orada yettik, büyüdük. Bura bize sarmıyor. Demek Allah'ın emrine çok şükür. Demek başımıza bu gelecek. Allah hayırlısını versin. Bir evlendim. Dört çocuğuyla karıyı kabul ettik. O da evi topladı gitti. O zaman Ankara'ya geldim çocukların yanına. Çocuklar da bizi hiç tanımadılar. Siz onun dört çocuğuna bakmaya razı oldunuz. Ya aldım gittim köye kadını. Çocuklar çok edepsizdi. Bugün senin bağını yoluyorlar, yarın benim bağımı yoluyorlar. Ayırdım bunlara koyun güttürdüm, bugün senin bağını yaydılar, yarın benim bahçamı yaydılar. Gittiklerine de memnun oldum yani. Ama kadına kıymet yetmezdi. Çocuklar sandırmasın, kadını ilaç ettiler. Ben ilave edeceğim Ali amca başka bir şeyler. Başka ilave yapacak bir şey yok. Allah'tan iman Kur'an istiyor arkadaş. Allah tezden kurtarsın, ele hoca kimseyi koymasın. Allah kurban olduğum Cenab-ı Allah. Allah devlete zeval vermesin. Devlet olmasa biz nerede kalırız? Buraya geldik, böyle bir şey görmedik. Buraya geldim, ailem ölünce gelin ayağı ayağımı sınatıyor, karşıma oturuyor. Ben buna dayanamadım işte. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Kurban olduğum Allah. Ali dedemize veda ederek Ayşe ninemize de mikrofon uzatıyoruz. O da anlatıyor kırık dökük hayatının yansımasını. Beyimle geldim ben buraya. 4,5 sene olacak. Çocukluğumda çok fakirlikle geçti. Annem buraya İskilip'ten buraya getirmiş. Ben 55 günlük kalmışım. Abim 6 yaşında kalmış. Annem burada bizi büyüttü. Dayımın yanına geldik. Dayıma bakmadılar bize. Çıkın gidin defolun. Ya evlenin ya şey yapın, beni dayım evlatlık vermeye kalkışmış bir karı koca doktora. Ağlamaya başlamış annem, vermemiş. O arada da bir üvey baba çıkmış karşımıza. Onunla nikah muamelesi yaparken anneme demişler ki çık git buradan defol. Ben istemiyorum seni demişler, karı koca kavga etmiş. Ondan sonra annem de beni o doktorlardan almış ağlamış. Ben bir tane çocuğumu veremem demiş. Ama sen nasıl büyüteceksin demiş dayım. Kendi üstüne de almamış, kendi çocuğu olmamış. İstememiş yani. Babam da verem oldu. 55 günlük ben öksüz kalmışım. 55 günlükken evlatlık vermeye kalkışmış dayım. Annem ağlamaya başlamış. Hayır demiş, veremem demiş. O arada da babam işte çıkmış karşımıza. O da verem olmuş. Verem olunca annem de ona bakmış. Bir doktorun apartmanında çalışmış. Onun için babama da çok iyi bakılmış, veremi de atlatmış. Babama dediler ki, yani anlıyorum söylediklerini, öksüzler nankör olur. Birini öksüzlüğü kızı ver, bir hizmetçiliğe ver büyüyünce azıcık şöyle el avucu ver. Yahut da bir yere dadı olarak ver.
Yok dedi, ben dedi babam veremem dedi, yazık öksüz bunlar dedi. Abimi de vermedi, beni de vermedi. Kendisi büyüttü. Öyle bir çocukluğum geçti. Çok fakirlikle geçti. Ama babam sahip çıkmasaydı biz ne yapacaktık? Perişan olacaktık. Üvey baba büyüttü bizi işte. Bu hale geldim ben. Çocukluğundan beri üvey baba bize şey yaptı. Çok kucak açtı, çok baktı. Her şeyimizi yüklendi yani. Hiç özlemim kalmadı. Öyle bir baktı ki öz baba... Hiç kimse bilmiyordu üvey olduğunu. Ne öğretmenlerim biliyordu, ne komşularımız. Öz baba gibiydi aynı. 52 senelik evliyim ben beyimle. O da burada. O kova hastası, makinede bağlı. 4,5 paket sigara içiyordu. Şimdi ciğerleri bitmiş, mahvoldu. Bir de sinir hastası. Ben üvey babayı bile nasıl tuttum böyle. Gidiyorum diyorum herkese. Onun mezar taşlarını öpmem lazım diyorum. Bize kucak açtı, bizi ortalara bırakmadı. Bize ekmek verdi. Affedersin hep üstümüzü başımızı yıkarmış. Annem hizmetçiliğe gitmiş, bize bakmış. Bulaşık yıkamış sağda solda. Babam bakardı bize. İyileşince de babam işe girdi. Ticaret Bakanlığı'na vestiyerci olarak girdi. O günler çok çok güzeldi. Büyüklerde saygı, hürmet, büyüklere saygı, hürmet vardı. Onların duasını almak lazım. O büyüklerin duası bizi ayakta tutuyor. Babam o kadar dua etti ki bana. Kızım her zorluklardan kurtul inşallah dedi. Bütün hayatın ömür boyu mutlu ol inşallah dedi. Bana baktın sen dedi. İlaçlarımı verdin dedi. Sütlerimi verdin. Altımı üstümü değiştin dedi. Sen de hiç sıkıntı üzüntü görme dedi. Onun şeyi beni ayakta tutuyor. Beyime bakıyorum şimdi de. Torunlarım da ağlıyor geliyor. Şimdi gelinin çocukları da geliyor. İki kız geliyor. Baban ne diyor? Huzur evinde bize bakıyorsun. Anneannem bile bakmıyor. Huzur evinde bize maddi manevi ilgileniyorsun diyor. Çok memnunum buradan. Allah bin kere razı olsun. Bizlere kucak açıyorlar. Bizlere çok iyi bakıyorlar. Dört dörtlük bir yer. Bizi ayakta tutanlar onlar. Dedelerimizin ve ninelerimizin her birinin hayatı farklı, yaşadıkları farklı, düşünceleri, umutları, umutsuzlukları farklı. Ancak ortak olan bir şey var ki huzur evinin sakinleri tüm yaşanmışlıklarını geride bırakıp her şeye rağmen hayata sıkıca sarılıyorlar. Yüreklerde saklı sözler kırık hayatıma, kırık hayatıma. Size hürmet, size saygı, kırık hayatım.